Yeşil çayın içerisinde çok önemli bir madde var. Bu madde kateşinler grubu içerisinde epigalaktokateşin. Bu maddenin enteresan bir özelliği var. Kolesterol düşüren ilaçlarda statinlerin etki ettiği enzimi bunlar da aynı şekilde etkiliyorlar. Dolayısıyla kolesterol düşürmede son derece teorik olarak destekleyen bir yönü var. Epigalaktokateşin sadece onda değil aynı zamanda otofajiyi de desteklemesi açısından araştırılıyor. Biliyorsunuz içerisinde kafein var ve L-teanin var. Bunlar ve GABA ve dopamini arttırıyorlar. O yüzden biraz ruhsal durumumuzu daha iyi hale getiriyorlar. Bu da biraz kendinizi kötü hissettiğiniz zaman yeşil çay içmenin faydası olarak görülebilir. Antioksidan, iltihap ve kanser karşıtı tüm etkileri deneysel olarak saptanmış durumda. Genellikle ekstreler aracılığıyla kullanılmış olan deneysel yöntemlerle çıkmış sonuçlar bu. Fakat işin ilginç bir yanı var. Tip 2 şeker hastalığını önlemede %17-42 oranında bir başarısı olduğu konuşuluyor küçük çalışmalarda. Ama gelin Japonya'ya gidelim. Bakın Japonya'da 40.530 kişi ki bunların içerisinde günde 5 veya daha fazla yeşil çay içenleri içmeyenlerle karşılaştırmışlar. Karşılaştırdıkları zaman oldukça enteresan sonuçlar çıkmış. Bunlardan bir tanesi ölümler kadınlarda %23, erkeklerde ise %12 oranında azalmış. Kalp hastalığına bağlı olan ölüm riskinde de benzer şekilde düşüşler görülmüş. Kadınlarda %31 görülen bu risk, erkeklerde ise %22 oranında görülmüş. Yine benzer şekilde felç kadınlarda %42, erkeklerde ise %35 oranında daha az gözlenmiş. Daha sonra Japonya'da böyle bir çalışma yapılmamış. Doğrulayan da bir çalışma yok ama enteresan bir bilgi olduğu için size getirdim. Yani eğer bitki çayı içecekseniz birinci sıraya hibiskus, ikinci sıraya yeşil çay, üçe de kuşburnunu koyun efendim.